1946 seçimlerine baktığımızda tabii İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Türkiye savaşın dışında kalmıştı. Evet, savaşın dışında kalmak büyük bir kazanımdı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayan kuşak ve bunun imparatorluğa ödettiği bedelin ağır olduğunu gören kuşak savaşın dışında kalmak için elinden geleni de yaptı. Açıkça söylemek gerekirse. Türkiye savaşın dışında kaldı ama Türkiye'nin savaşın dışında kalsa da savaş içinde ödediği bedelle son derece ağır oldu. Büyük bir ordu beslemek zorunda kaldı. Ve bu ekonomiyi son derece olumsuz yönde etkiledi. Dolayısıyla CHP iktidarından savaş sonucunda ülkeyi savaşın dışında tutmaya dair bir minnettarlık beklense de halktan, bunun dışında var olan ekonomik, sosyal sorunların faturasının da CHP'ye kesilmesi, dönemin tek parti iktidarına kesilmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Tabii Türkiye'nin bu dönemdeki temel derdi savaşın dışında kalmaktı. Alman işgaline uğramamak gibi bir kaygısı vardı. Ordu zaten silahlanmasını ve savunmasını Alman işgaline uğramak ve bunu önlemeye yönelik yapmıştı. Ama bir başka korku da vardı. Alman işgaline uğrarsak, Sovyetler bizi kurtarmaya gelirse, bizi Sovyetlerden kim kurtaracak, nasıl kurtulacağız? Ki bunun, bu endişede de haklı olduklarını söylemek lazım. Doğu blokunun 1945'ten 1990'a kadar Sovyet işgalinde kaldığında düşünecek olursak, Türkiye'nin 1940'lı yıllarda Sovyet tehdidine dair algılarının da gerçekçi olduğunu söylemek gerekir. Şimdi savaş bittiğinde bu sorunlar yumağıyla Türkiye çok partili yaşama geçti. Avantajı şuydu, savaşı Demokrasi Cephesi kazandı. Türkiye'de tek parti dönemi boyunca birkaç çok parti rejim denemesi de yapmıştı. Terakkiperver Parti denemesi, Serbest Vaka denemesini yapmıştı. Ve parlamentosu daima açıktı. Yine de tüm dünyada demokrasi gerilerken, bu işte Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde, ona rağmen işte çoğulcu bir geleneği tek parti olarak, bunun demokratik olduğunu çok söylemek mümkün değil ama demokrasinin altyapısının hazırlandığı bir dönem olarak bu döneme bakmak lazım. 46'da çok partili yaşama geçerken yeni bir şey yaptı. O da şuydu, seçimleri tek dereceli hale getirdi. Bugüne kadar, yani 1943 seçimleri de dahil olmak üzere, 1877'den 1943'e kadar Türkiye'deki seçimler iki dereceliydi. Yani müntehib evveller, müntehib saniyeleri seçiyordu. Müntehib saniyeler, yani birinci seçmenler ikinci seçmenleri seçiyordu. Onlar da milletvekillerini seçiyordu. 46 seçimleriyle beraber ilk kez tek dereceli seçimlere geçtik biz. Ama 46 seçimlerinin sorunu şuradaydı. 46 seçimlerinde yapılan şey, yanlışlık bence şuradaydı. Seçimleri yönetme yetkisinin mülki idareye verilmesi. Yani kaymakamlar, valiler yönettiler seçimi. Ve 46 seçimlerini CHP'nin kazanacağı aslında açıktı. Açıkça söylemek gerekirse temel nedeni şu: karşısındaki muhalefet partisinin, yani ciddi muhalefet partisinin, Demokrat Parti'nin kuruluşu 1946 Ocak ayı. Mayıs ayında CHP erken seçim kararı alıyor. Yani muhalefet partisi yeterince güçlenmeden, örgütlenmeden seçime gidelim ve seçimleri kazanayım, bir 4 yıl daha kazanayım. 4 yıl daha iktidarda kalayım beklentisi içerisinde. Temmuz ayında seçimler yapıldığında Demokrat Parti zaten ülkede yeterince örgütlenememişti ve dolayısıyla da tüm seçimlere girdiği yerlerde seçimleri kazansa bile iktidar olması mümkün değildi. Ama buna rağmen CHP'li memurların, bürokratların seçim usulsüzlükleri yaptığını 46 seçimlerinde söylemek lazım. Tabii bizim seçim tarihimize baktığımızda seçim yolsuzluklarının yapıldığı ilk ve son seçim değil 1946 seçimleri. 1912 seçimleri de var. Tarihe sopalı ve dayaklı seçimler diye geçen 1957 seçimleri de var. Ama 46 seçimlerine dair, hani bu tek dereceli olması ve getirdiği çoğunluk sistemi, bunu anmak lazım. Seçim usulsüzlüğünü anmak lazım. Bir de tabii üzerinde durulan yöntem, hani yöntem itibariyle, uygulama itibariyle seçim kanununda yer almamakla beraber yapılan şey açık oy gizli tasdif yöntemidir. Yani bu seçim kanununda böyle bir şey yazmıyor. Oylar işte açık atılacak, gizli sayılacak diye. Ama uygulamada fiilen öyle oldu. Yani pek çok yerde seçim usulsüzlükleri yapıldı. CHP 400 civarında milletvekili kazandı. Demokrat Parti de işte 60 civarında milletvekili kazandı. Seçim yolsuzlukları yapılmamış olsaydı belki Demokrat Parti 100-120 milletvekili kazanacaktı. Ama bu seçim yolsuzluğunun CHP'ye bedeli çok ağır oldu. 46'dan 50'ye kadar geçen dönem boyunca
Demokrat Parti bu seçim yolsuzluğunu CHP'nin başına deyim yerindeyse kalktığını söylemek lazım. Ve 50'ye kadar geçen süreçte de Demokrat Parti hemen hemen hiçbir seçime, yerel seçimler ve ara seçimler dahil olmak üzere katılmadı. CHP'yi 1950 başındaki Türkiye'deki ilk demokratik seçim olarak tanımlayabileceğimiz Cumhuriyet dönemi için 1950 seçimlerine dair kanuni düzenlemeyi yapmaya zorladı. Gerçekten de Şubat 1950'de yapılan seçim kanunu değişikliğiyle hem bugünkü seçim sisteminin temellerini atıldığını söylemek lazım. Yüksek Seçim Kurulu'nun, ilçe seçim kurulması, hakim teminatının getirilmesi, işte gizli oy, açık sayım sisteminin gelmesi falan. Ama yine seçim sisteminde devam eden şey 46'da kabul edilen çoğunluk sistemi 1950 seçimlerinde de seçim kanununda da devam etti. CHP çoğunluk sistemini devam ettirmekte ısrarlı oldu. Demokrat Parti de CHP'nin bu restini deyim yerindeyse gördü. Eyvallah dedi, evet çoğunluk sistemiyle gidelim. Çünkü CHP de seçimleri kazanacağına inanıyordu. Demokrat Parti de. Çoğunluk sistemine karşı çıkan bir tek parti oldu. O da Millet Partisi. Millet Partisi çoğunluk sisteminin Türkiye'ye zarar vereceğine, nispi seçim sisteminin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Dönemin başbakanı Günaltay ve yine dönemin başbakan yardımcısı Nihat Erim'i anmak lazım bu seçim kanunuyla ilgili. Özellikle de Nihat Erim'i anmak lazım. Çünkü kanun aşağı yukarı onun eseri. Nihat Erim sistemin İngiltere'den alındığını, yani çoğunluk sisteminin demokrasinin beşiği gibi İngiltere gibi bir ülkede bile çoğunluk sisteminin uygulandığını, dolayısıyla Türkiye'nin de bunu uygulamasının normal olduğunu söylüyordu. Ama İngilizlerin uyguladıkları dar bölge çoğunluk sistemi bizde bir ilim, bir seçim bölgesi kabul edilmesi dolayısıyla da ciddi sorunları yaratacak. Elle seçimleri bize bunu gösterecek zaten.